merhabalar efendim. Güzel bir gün olsun herkese. Enerjik bomba gibi bir güne başlıyoruz. Biliyorsunuz artık sizler bana televizyon ekranlarından da sorularınızı sorabilirsiniz. Hiç kimseye soramadığınız, içinizde tuttuğunuz, itiraf etmek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa canlı canlı cuma günü sizin sorularınızı cevaplandırıyor olacağım. Bu arada bir ziyaretçim var. Biliyorsunuz hayvanlar insana çok iyi geliyor. Hayvan beslemek, kedi, köpek. Yani kedi de evde çok güzel. Benim Rıfkım var. Bu da Hayri. Hayri tabii bizle gelebiliyor, geziyor. Böyle, evet bakın. Kulağımı açtınız, kulağımda konuşuyor. Emre. Biri kulağımı açıyor. Bakın. Şimdi bakın. Evet, Hayri de burada. Kedi, köpek, çocuklarınızın empati yeteneği, sorumluluk alma yeteneğini geliştirmek için bence çocuklarınıza köpek ya da kedi, evin içinde hangisini daha rahat bakıyorsunuz? Kedi bir tık daha kolaydır evde bakımı. Alabilirsiniz. Gerçekten çocuklar için çok iyi geliyor. Eğitim. Değil mi? Değil mi Hayri? Çok tatlı. Bu da Hayri de beni izleyecek bugün. Al bakalım. Gel bakalım Hayri. Hadi bakalım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Mesela akşam ne düşünüyorsunuz? Sen mesela Zekeriya karını özlüyor musun? Ya özlemeden ziyade bir kırgınlık var içimizde, hani yaptığı gibisine. Ne diye yani sesini bir, biraz yüksel. İçimizde bir küskünlük, bir kırgınlık, bir soğukluk var, bir mesafe var. İçimde ondan, bir kırgınlık, tabii, küskünlük var. Neden bu kırgınlık? Yuvamın hani yıkılması beni çok üzüyor yani açıkçası. Neyi yıkılması? Ya yuvamızın yıkılması. Biraz sesini yükseltsene yani, Zekeriya. Evde yani çocuğumuzun olmaması, ondan sonra yuvamızın yıkılması üzüyor tabii yani bunlar. Ondan sonra üzüyor bizi. Her akşam siz konuşuyor musunuz telefonda? Evet konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Evet. Eren'i gösteriyor. Ha, söyle Tübey'den bak. Çocuğu görüyorum, öyle arıyorum. Niye herkes kadar kısık sesi, bir bağırışın. Çocuğunu gösteriyoruz. Evet. Ondan sonra Meral'ın abi güzel konuşuyorlar. Annesi yokken çok güzel konuşuyor eşiyle. Aa. Evet. Annesi yokken çok güzel konuşuyor. Evet, çok güzel konuşuyor annesi yokken. Böyle kapıyı gözlüyor annesini geliyor mu diye. Yok annem. Anası istemezse gitsin, oğlanı bıraktı gitsin yani. Niye gidiyormuş, kocasını seviyor, niye bırakıyormuş? Ben mi müdahale edeyim? Sen müdahale mi diyorsun? Ne kocası, koca mı almış? Evet. Kocam hoca kalmadı, kusura bakma. Ne malim? Senin kızın koymadı. Ne malim, iftira edip de gidip de onlarda hastanelerden gidip de onlarda kaç para yediniz? Bu konuda başka bir şey konuşmayın o sırada. Biz katil arıyoruz burada, katil. Sizin gitsin. Kaç para yediniz? Siz bir şey çekmediniz. Kaç para yediniz? Kaç tane lahmacun yedin orada? İş yerinden ne gelen ekmek yediniz. Ne lahmacunu ya? Biz lahmacun hiç yemedik iş yerinde. Hepsini yediniz. Benim oğlum Elnaz dayısına veriyor. Benim kardeşime veriyor. Gönderiyor. Lahmacun kimse yemiyor iş yerinde. Böyle bir yalanlar konuşma. Bak hep hayatımız yalan zaten. Lahmacunu yediniz. O geldi. Lahmacun nereden geldi? Ya lahmacun ne oluyor biliyor musun? İş yerinden. Bunun arkadaşlar bunu çok sevdiği için. Evet. Hastanenin önünde de aileler suyla herkes geldik biz köylerden beri. O yüzden herkese bir şey ikram etmişler. Hani kimse bir şey alıp yiyemez yine. Hayır. Bunda bir şey yok ki. Hayır. Ha? Neye yiyorlar hastane? Oraya iş yerinden ha, gelen hastanede şeyi. Hastanede yiyorlar evet, diyorsunuz. Evet. Neden yiyorlar? Kaç para? Ya, hastane kaç önüne para geliyor. Önüne belki bunu çünkü siz kadar aslında dediniz ki Meral orada çok rahatlı yemekler yiyordu. Siz de diyorsunuz ki onlar da yiyordu. Hayır. Onlar yediler. Lahmacun yemiyor. O nerede? Onlar yediler. Lahmacunu gönderin. Benim çocuklarım gönderiyor. Yemiyorlar orada hiç. Ben de onu haberini aldım. Ne yapmışlar lahmacunu yemeyip? Kardeşim bile göndermişti. Benim kardeşime göndermiş. Hmm. Lahmacun yiyen yok yani. Lahmacun yemek bunlar da iş yerinden iş ondan sonra belki zaten. Ne malum bununla para yediler. Benim kız kardeşimin üstüne çıkarıyorlar. Belki iş yerinde olmadı. Kimden diyorlar para yediler Zübeyde Hanım? İş yerinden. Ne diye yeri yiyecek para? İş yerinden. Belki ameliyathanesinde kafasını ameliyat ederken kemiğini kırdılar. Niye o, araştırılmıyor? Evet, ama zaten niye beyin kanaması diye gidiyor. Tamam kameralara bakılsın. Ama Esra abla niye de göndermediler adli tıpa? Kemiği ameliyattan sonra niye göndermiyorlar? Ya onun için zaten şikayetçi yani, olup göndermesi sen evet, göndermesi evet gerekiyordu. Madem ben suçluymuşum karısı 5-6 saat ama öncesi zaten diyorlar bak, ya. Adli tıptan önce doktor orada söylüyor ki bütün olay 6 saat önce gerekiyor olmuş bir olay. Tamam göndermesi gerekmiyor mu? Her şey ortaya çıksın. Niye göndersin Esra abla? Şimdi yani o suçlu olarak orada hocam, onlar. Hocam sizce yani göndermesi için nasıl bir süreç işlemesi gerekiyor?
Hayır, burada tabii savcılık kanalıyla ancak olabilir. Ha. Ve bir şüphenin olması gerekiyor. İlla ki gönderilmesi diye. Sürekli benim üzerime yükleniyorlar ya hocam. Ya haklısınız tabii, olabilir. Yani benim üzerime yükleneceklerini, her şey araştırılacak hocam. Ben onlar öyle dedim. Tamam, hadi YouTube'a gönderelim, her yere gidelim. Şimdi olabilir mi Mehmet Bey? Kemiğin durup durmadığını bilmiyorum. Yani gönderelim saklandı diyorum. Saklanmadı mı onu bilmiyorum. Peki ilk aşamada şikayetçi olunmadığı gerek için mi olabilir bu? Tabii evet. Yani. Evet. Tabii söyledim Esra abla, gönderelim dedim. Ben hep sürekli söyledim. Ama gönderelim söyledim. Sen gittin mi şikayetçi olmaya? Gönderelim herhalde dedim. Bunu köye götürdüler, beraber gidelim dedim. En azından çünkü ben şüpheli olduğum için sen, aha, yapamıyorsun dediler, aha, bana. Ben de dedim gel beraber gidelim dedim. Birlikte şikayetçi olalım o dedim. O süreç nasıl işledi Hatice Hanım? Siz şikayetçi olmadı mı eş? Şikayetçi olamadı. Kendinde değildi çocuk. Hı hı. Aklı başında yoktu. Peki siz? Biz de köye gittik. İyi olsun çocuk. Bir iyi olma süresi çocuğa yaptık. Geldi zaten. Buraya başvurdu hemen zaten. Onun için götürdüm işte. Azıcık zaman gelsin de bu gelinin üstüne yükleyin diye ettin değil en mi? En azından bir düzenimiz var. En zamanında ilk sen her şeyde iyi var. Şimdi daha iyi. Kimin her şey sonucu ortaya çıkacak. Senin her şeyde. Bir dakika yanında konuşmayın. Doğru, cehennem her şeyde senin yeniği var. Şimdi ben bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu iş yerindeki bir süreç var. Hani Meral, senin şüphen, hani bu şey iş yerinde olmuştur diyorsun. İş yeriyle hastane arası dedim, hı hı, Esra abla. Ameliyat esnasında da olabilir, her şey olabilir. Belki stajyerler acemi olabilir. Ama şimdi olay ameliyat öncesi. Ameliyat hayır, olabilir hayır, hastanede hayır, doktorlar görüyoruz hocam. Hayır, televizyonda hayır, haberlerde yanlış yerinde öldürüyorlar. Her ama, şey olabilir. Yok, doktorlar ama yapma, oranın hayır, suçu var. Böyle bir şey hastanede... Böyle bir şey olabilir mi? Söz konusu bile ama değil. Hocam niye göndermiyorlar? Hayır. Göndersinler. Şikayetçi olalım gönderin. Bir raporu görebilir miyiz arkadaşlar? Raporu da ekranda görelim. Bak şimdi. Evet. Zekeriya Bey'in raporunu bir görelim. Hepsi çıksın meydana. Peki Zübeyde Hanım, ben size soracağım. Siz Meral'le Zekeriya'yı yakından biliyordunuz. Meral son zamanlarda Zekeriya'yla ilişkisinin bozulduğunu ya da eşinin kendinden uzaklaştığını söylüyor muydu? Hiç söylemedi. Hiç söylemedi. Ben bir gece Ramazan'da bu kızı dedim ki kalk ablasına dedim, uykudan uyarttım. Eşini dedim iftarını hazırla, yemeğini dedim. Eşini doyur dedim, iftara gönderirsin dedim. Tamam. Saat 3 oldu dedim. Kız kardeşim kalktı bunu odalarda ararken bu... Gürlümede, şaklamada, balkanda uyurken buldu bunu. Bunun uyur gezerliği de var. Uyur gezer mi? O nereden çıktı? Uyur gezerliği de var. Uyur gezerliği yok. O da aslan alıyor. Öyle bir şey. Bir çocuğumu ben tanıyorum. Ben sen iki senedir koynunda mısın? İki senedir koynunda mısın sen? Bilip bilmeden ne oluşuyor? Bırak senin koynuğun, Allah girmeseydi. Keşke bu işler karşısına gelmeseydi. Sen mi gireceksin oğlun koynuna? Ben giremezsem o başka girin. Girebilir insan evladı, girebilir insan evladı. Ben boşanmadıktan sonra sokamıyorsun. Bir dakika şunu söyleyeceğim Meral. Senin kocan bunu açıkçası bugün Esra bunu ilk anda defa duyduk. Dur. Evet. Bir tek tek konuşur. Kaç gündür söyleyeceğim söyleyemiyorum Esra abla. Bir daha söyle. Yatak odasında yatıyorduk beraber. Sabaha karşı oturma odasından buluyordum. Niye buraya geldin diyordum. Hatırlamıyorum Meral diyordu. Yani sen uyur gezerliğini gece böyle yok, uykuda gezdiğini birkaç gördün. Birkaç sefer öyle oldu Esra abla. Öyle bir şey yok. Esra, nereden biliyorsun? Şey asla öyle bir şey yok. Uyur gezerliğin var mı Zekeriya? Ay sanki gözüyle görmüş. Öyle bir şey yok. Saklama Zeki. Anam bak, anan yanındayken saklama var diye. Ben seni bu kız aldı balkondan. Yok öyle bir şey yok. Yağmurda gürlemede, şaklamada, balkondan seni bu kız aldı. Yazın hava çok sıcak oluyor ya. Ondan sonra hani böyle sıcağı yatakta yatamıyor. Ayın böyle bunalım geçiriyor. Şimdi işin bak bu kısmını söyleyeceğim Zekeriya. Meral, sen eşin uyur gezer olduğu için gece başına bir şey gelmiş olabilir mi? Her şey olabilir. Ben birkaç sefer sen oturma odasından aldım. Sen bundan mı şüpheleniyorsun? Aldım birkaç sefer oturma odasından. Meral diyor ki eşim uyur gezer olduğu için bunu da ilk defa söyledim. Aldım birkaç sefer. Kaç gündür söylemeyeceğim. Eşim uyur gezer var mı atacak? Başka iftira daha var. Ne iftirası ya? Ha? Valla senin kadar ben iftira atmadım. Ben oğlum yanına hastaneye geldim. Biz oğlumun çamaşırlarını arıyoruz. İçinde cüzdanını arayayım dedim. Ha, ha, ha. Kaybolmasın. Bu tuttu olan telefonunu isteye boyuna. Zeki'nin telefonu nerede onu istiyor? Kızlar dedi Meral istiyor telefonu dedi. Nerede istedin? Ne istiyor? Kızlar da dursun telefon dedim. Gelen bak arayan olur bakarsın dedim kızlara. Belki bir işimiz olur dedim. Esra abla onlar tuttu. 20 mesaj var dedim. Verdim zaten. Siz geldiniz istediğinizde aldım. Neden istedin hocam? Telefonu. Benim kız kardeşim telefonu istemedi. Ben hastanede dur aylandı anlamıyorum ha. Telefondan kim aramış kim etmiş oğlumu telefona bakmak istedik biz. Kim arıyor yine bir de. O yüzden vermedik zaten. Ama hiç kimse yanlış bir şey yok telefonda. Meral niye istedi peki telefonu? Meral niye istedi? Ne bileyim neyini inceleyecek, ne yapacaktı? Neyini inceleyecek? Kendi biliyor telefonu. Kendi biliyor. Belki kıskanıyor muydu acaba? Ya. Hani kıskandığı için de olur inceleme. Neyi kıskanacak? Bizim oğlumuzu bizden mi kıskanacak? Hayır sizden değil. Belki bir kızla mesajlaşıyordur Zekeriya. Yok oğlum öyle bir şey yoktu. Yanlış olmaz oğlumun. Asla. Sen önüneden bakmak istiyorsun. Hep eski kızlardan bahsediyordun. Şu kız iyiydi, bu kız iyiydi diyordun oğluma. Eski kızlardan bekarken adam tabii ki evlenirken kızlarına konuşacak, evlenecek. Esra abla ev
ortaya çıkar. Evlendikten sonra niye böyle kızdan bahsediyorlar ya? O bekar zaman? Bekar adam zaten. Evlendikten sonra da diyor kızlardan yani bahsediyor. Yani evlendikten ya, sonra ya, niye kızdan öyle bahsediyorlar şey o öyle zaman? Öyle şey telefonda hep konuşan yani, kendiydi bunları. Kendisi konuştu, kızdan bahsediyordu. Şu şöyle alacaktık, böyle alacaktık, alamadık. Şunu beğenmedi. Ya kızım istediğim ön baktığımız kız vardı. O zaman? Bu her insan yapar bunu. Bahsetmesin evlendikten sonra. Yani eskiden bakmışsınızdır. Eskiden bekar konuşma. Ama evlendikten sonra da konuşuyor. Aynı anda konuşunca hiç kimse anlamıyor sizi. Aynen evlendikten sonra da konuşulmaz Esra abla öyle bir şeyler. Meral bak çok önemli bir şeyi ilk defa söyledin. Dedin ki. Birkaç sefer aldım Esra abla. Oturma odasından aldım. Zekeriya uyur gezerdi. Aldım o yüzden biliyorsunuz sefer. Gece başını vurmuş olabilir mi demek istiyorsun? Aşkım bir söyleyeceğim. Her şey olabilir. Ben sana şimdi bağlamadım. Bir dakika bir sorayım Allah aşkına ya aynı anda niye konuşuyorsunuz? Meral bir daha söyle uyur gezer olduğu için başını vurur mu? Her şey olabilir Esra abla. Belki düşebilir, belki vurabilir. Ben yapmadığım için niye ben yaptım diyeyim. Yapmadım. Nereye gönderiyorlarsa göndersinler. Hatice yapmadım. Hatice Hanım siz uyur gezerliğini gördünüz mü Zekeriya? Yok görmedim. Yok öyle bir şey yok. Ben oğlum köye geliyor. Aylarca kaldığı zaman oğlumla aynı odada yatayım. Onu divanda yatakta yatayım. Ben de yere yatak seriyim yanına. Evlendikten hatta sonra aylarca mı kaldı? Böyle ameliyat olunca için götürünce hep yanında yattık zaten. Çocuğu korkunu hani ameliyatlı başı. Kemik yok kafasında. En ufak bir şey olmasın diye koruma amacına. Gözledik tuvalete bile gitsem işini bekledim. Meral annesi hiç görmemiş uyur gezerliğini. Esra abla iki senedir onun hiç görmedik ama. Hiç. Onun yanında köyde ama. Köyde oğlum da biliyor. Kızlar da bilirler. Ben öncesinde ama bak son birkaç sefer aldım oturma odasından. Ay, yürürken gördün mü uyurken? Ya odada yatarken aldım. Hı-hı. Yanımdan gidiyordu oturma odasında uyurken alıyordum. Yok ben de öyle uyur gezerliğini. Ben suçluya beddua ederken oradan geldiğim zaman çocuğum yoğun bakım diken. Meral diyor ki beddua etme. Niye beddua diyen? Bu bedduamdan sana ne benim değil mi? Sen niye ilgilensin ki? Ha suçluya beddua etmeni istemiyor. Evet, beddua etme diye bak. Neden? Ben suçluya beddua etmem. Ben bunu ne ilgilendir ya? Ne ile çoğuracağını bilemiyorum. Çünkü ben kime edeyim? Yapana suçlu düşmanın kötülüğü yapana edeyim bedduayı değil mi? Ben ne dedim senin sana? Senin bunu niye rahatsız oluyorsun? İyi de ben ne dedim sana onu da söyle. Sen niye rahatsız oldun Meral bundan? Eşim dedim beddua etmeyi sevmez. Evde beddua ettirmez. Anne dedim Allah'a havale edelim. Beddua edersin ki birisi tutmazsa diğeri kendimize tutar dedim. Hmm. Beddua etmekten çok dua sen. Edelim dedim. Bize döner. Yok bana dönmesi için de ben yapmadığım için bana niye dönsün boş, Esra boş, abla? Boş boş aslı koku yok. Ben 25 senedir mescitlere giderim. 25 senedir hoca dinleyeyim ben. Hem terezinden izlerim. Hoca dinledin. Peki Hatice Hanım sen niye düşünüyorsun? Niye beddua ettirmiyor? Ben ne düşüneceğim? Besmele kim tanıduysa mı? Besmele yapmıştır. Ondan sana. Ona üzülür zaten o zaman. Ha, kendi yaptığı için ya, ya da tanıdığı biri yaptığı yapsa, için. Belki tanıdı da yapsa, kendi de yapsa bunu tanıdı. Bak her şey ortaya çıktığında ne yapacaksın? Yüzüme nasıl bakacaksın? Her şey ortaya çıktığında yüzüme nasıl bakacaksın? Bakmak da istemiyorum. Zaten sen evli değilim ki ben. Hiç kusura bakma. Sen evli değilim. Benim oğlumla evliysen ailen hepsine evlisin. Kusura bakma. Öyle bir şey yok. O zaman gelin bize terk edin. Ben sana benim oğlum senden bana yapmaz. Bir dakika söyleyin. Bu hoca bizi tehdit ettiler. Telefonda mesajında. Kim tehdit etti? Valla bunun kızları mıdır, torunları mıdır bilmiyoruz. Bizi resmen tehdit ettiler. Burada mesajlar. Ne dediler size? Bir de ne dedi be? Bir de kız kardeşim aynı anda konuşmadan. Tamam bakacağım bir otur. Aynı anda konuşmayın. Ne kız kardeşime bizde ecel ölümü yok silah ölümü var diye tehdit ettiler 5-6 gün önce de. Biz yani de şey sürekli, ama ben hayır niye? Şunu diyor sen kimsin ki anneme iki çocuğunun adını anıyorsun kendine geldi. İyi de iki çocuğunun adını anmadım ki sürekli yalan söyledikleri için yukarıda Allah var diye dedim. Dilerim Allah'tan evlatlarından bul diye benden dedim. Benden beter olsun dedin sen, ya. Dilerim Allah'tan bak benim torunum o torunum. Yani bir oğul kızı. Bana kim yalan niye söylüyorsun? Niye diyor anneme beddua ediyorsun? Biz burada canlı yayından şikayetçiyiz. Dilerim Allah'tan benden beter olsun. Dilerim benim oğlumdan beter olsun. Dur bir tek tek Allah aşkına bütün kadınlar aynı anda konuşuyor. Esra abi sizi tehdit ediyorlar. Biz savcılığa gideceğiz. Bunlara biz muhakkak başvuracağız. Biz tehdit üzerindeyiz. Belki kardeşime belki kız kardeşime belki bir şey olacak. Yolda belde belki bizi öldürecekler silah can silah bizim can bölgemiz şey yok. Yani gibi sanıyorlar bak. Bizim can bölgemiz yok. Esra abla benim herkes ne düşünüyorsa öyle düşünüyor. Ailesi hepsi beni tehdit et. Peki Meral. Bizim evde Ecel Ölü'yle kimse ölmez silah ölürüz. Tek tek konuşun birbirinizi dinleyin. Meral şunu soracağım. Sen madem eşin Zekeriya uyur gezerse sen 5'e kadar ayaktaydın. Gezse duymaz mısın? Duymadım Esra abla. Bak 2 gün peş peşe uyumadığın zaman zaten insan ne olursa olsun uyuyakalınca duymuyor ki. O zaman gezmemiş. Duymadım. Ama gerçekten 2 saat öyle bir derin uyumuşum ki Esra abla. Hı. Normalde 2 gün peş peşe uyumadım zaten. Çocuk yani, uyumuyor. Meral senin iddiana göre Zekeriya gece uyur gezer olduğu için başını çarpmış olabilir her mi? Her şey olabilir Esra abla. Olabilir her şey diyorsun. Olabilir. Ama benlik bir şey yok. Araştırmasın. Eğer benlik varsa çıkarsınlar. Ben diyorum araştırın gidin çıkartın. Her şeyi araştırın sizce olabilir diyorum. Hatice Hanım böyle bir şey? Nasıl? Ben uyur yapsam gezerlik. Niye evet, söyleyeyim? Yok.
Uyur keserdi kafasını duvara vuruyor. Yok, yok kesin öyle bir şey yok. Bir şey biz yok çocuğumuzu tanıyoruz. Niye bilmek üzere peki neden böyle bir şey söylüyor Meral? Ya affedersin suçlamalar üstüne doğru çıkacak burada yanlış çıkmayacak ya. Vallahi ne doğru çıkacak? Olan ne olduysa doğrusu çıkacak. Yalan iftira mı atıyoruz şimdi burada biz? Biz niye geldik sana? Biz sana niye geldik katilimiz çıksın diye. Katil yani tabii katil ki de çocuğu ölmedi diye. Ama şundan başı yaralandı. Ya, ödüme demek ki yarıcana düştü çocuk. Hatice Hanım sen diyorsun ki bizim iddialarımız doğru. Yani sana göre ha. Meral mi yaptı? Meral kendi yapmasını yapanı biliyor o zaman. Nereden bileceğim? Biri biliyor. Nereden bileceğim? Ya kendi ya başkası olmuştur. Başkasına yaptırmıştır diye düşünüyorsun evet, sen. Aklımıza da öyle de geliyor. Yani bir hani bildiğimizi söyleyelim ki içimizde kalmasın yani. Gece aile üyeleri aranızda konuştuğunda en çok hangi ihtimal üzerinde duruyorsunuz? Hangisi? Şimdi benim kızımın kaynasını da aramışlar. Düğürme aynen Allah biz böyle Meral'ın üstüne söylemişler. Hepsi de bizi tanımışlar burada. Ha. Gelin demişler suçlu görünüyor demişler. Ne tanımışlar? Gelin ya, suçlu. Ha, suçlu demişler. Zekeriya sen ne düşünüyorsun? Şimdi, bu olay evde olduysa Meral'in haberi vardı bundan diye düşünüyorum. Bir daha sesini doğru yükseltsene konuş, doğru, Zekeriya. Doğru, yani, doğru konuş. Eğer ki, doğru hani, konuş yalan konuşma Zeki. Doğruyu söyle. Annenin yüzüne baktığın zaman. Bak o kadar eminim ki kendimden. Aynı anda konuşup durmayın ya. Zaten pişman olacaksın. Söyle Zekeriya zaten adam konuşamıyor. Bütün kadınlar konuşuyorsunuz. Adam bir şey diyor. Üstüne şey bitti. Konuşsun adamcağızın sesi de çıkmıyor. Zekeriya bir söyle. Bu olay diyorum. Evde olduysa eğer Meral'in haberi var. Yani bu çünkü saat 5'e kadar uyumamış. Bundan sonra hani bundan hani habersiz olması. Peki Meral'in haberi varsa niye söylemiyor? Yani söylemez kimse. Niye yani söylemesin? İnsanın karısının kocasına ne intikam olacak da söylemeyecek? Söylese biliyor onu sana bilir yani. Söyleyeceğini bal gibi biliyorsun da anandan yani. Korkuyor söyleyemiyorsun biliyor ne musun? Niye ne söyleyecek Sübeyde söyleyemiyor? Niye ben zarar vereyim? Çünkü tehdit ediyorlar. Aynı anda konuşmayın. Esra abla tehdit ediyorlar çocuğu kendileri dolduruyor onların lafıyla. Akşam iki akşamdır ne güzel konuşuyor karısıyla. Akşamları siz evet, güzel. Ben seni seviyormuşum. Ben seni seviyorum aşkım diye konuşuyor telefonda. Zekeriya öyle mi? Evet. Şimdi aslında, ben bir dakika yalan, sen yalan ben seni seviyorum aşkım mı diyorsun akşamları? Evet bir şey arıyor akşamları. Hiç demedi. Aa, iki akşamda konuşuyor. Bir dakika bir tek tek bir cevap bak, versin. Ben şimdi yataktan gece sabah yataktan kalkıp iş yerine vardığımı, iş yerinde indiğimi, ondan sonra soyunma odasına gidip ondan sonra üzerimi soyunduğumu hatırlıyorum. Mescide girdiğimi dahil hatırlıyorum. Ben onu sormuyorum Zekeriya. Ben şimdi bu sen her şeyi buradan mesela bu kadar konuşuyoruz. Ben şimdi karım yaptı diyorsun. Ben şimdi her şeyi hatırlıyorum. Ondan sonra dışarıda dışarıda bir şey olmadı. Ben sana başka bir şey sorayım. Diyorum ki sen gece konuşurken Meral'e seni çok özledim, seviyorum aşkım mı diyorsun? Evet. Yok öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum ben. Nasıl hatırlamadın Zeki? Ben yanındayım zaten ya. Ha? Yok öyle bir şey Zekeriya. Yok. Akşamları, demedi. Bugün akşamda konuştu, dün akşamda konuştu. Hatta kendisi dedi. Bir dakika aynı anda durun ya. Öyle diyor, akşamlar buradan çıkınca mı? Evet. Yok öyle bir şey demedim. Hayır diyor Zübeyde. Evet dedin. Çocuğuma şey yanımızda yapmam. İnsanla da vardı bak. Orada oteldeki insanla da yanımızdaydı. Hep duydular sesini. Yok şimdi çocuğumu görünce ondan sonra tabii ki onu duygulanıyorum bundan. Yani çocuğu soruyor. Hatice Hanım acaba bak onların dediği gibi sen mi tutuyorsun çocuğu? Ben tutuyorum. Ben öyle bir şey tutacağıma sen inanıyor musun? Ben bana bir şey inanıp inan ben sorarım sadece. Sor canım. Ben öyle bir şey tutmam da yapmam da yapmadım da zaten bu zamana kadar. Şimdi acaba Zekeriya böyle bir şey düşünmüyor da burada mı öyle bir şey? Gece burada bu kadar olay oluyor akşam seni seviyorum aşkım. Evet. Yok öyle bir şey asla demedi. Allah şahit öyle bir şey demedi. Ben yanındayım çocuğum zaten. Zübeyde Hanım o zaman doğruyu söylemiyorsun. Ya yalan şey daha yalan zaten. Ben, kendim oteldeki kadınlar da vardı yanımızda. Gülbahar'ın kardeşi çocuğuma vardı dedim, burada Gülbahar vardı. Hepsi burada. Yanımızdalardı bunu böyle konuşurken. Çocuğa aşkım demiş ama. Çocuğa aşkım dedim diyor. Çocukla konuşurken şimdi aşkım diye konuşuyorum çocukla. Aşkım seni çok seviyorum diye çocuğa mı dedin? Ya çocukla konuşurken öyle çocuk konuşuyorum. Çocuk uyuyordu. Meral'a sordun. Aşkım ya ne yapıyorsun? Aşkım, İyi misin diyen sendin Zeki. Aşkım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Böyle çocuğumla konuşurken aşkım diye hitap ediyorum. Çocuğumla konuşuyordum diyor. Çocuğu uyuyordu Esra abla. Uyuyor çocuğuyla da konuşuyor. Uyuyor ben çocuğu. Ararım zaten. Genelde görüntü. Meral sen de söyle. Ne? Sana mı diyor? Çocukla konuşuyor. Ama ben üzerime almam. Neden almam? Çocuk uyuyor diyor Zübeyde. Niye ikiniz tamam, farklı konuşuyorsun? Esra abla ben o kadar iftiradan sonra ben niye üzerime alayım? Hayır, sana mı aşkım diyor çocuğa söylüyor mı? Söylüyor ama ben niye üzerime alayım? Kime diyor? Söylüyor. Bana ne? Bana çocuk demesin. Uyuyor. Bana demesin. Ben işte bu telefonu konuşurken bana söyledi akşam. Ne? Meral bir sürü. Diyorsa evladına desin bana demesin. O kadar iftiradan sonra. Ben sana kime dedi diyorum demesin etmesin o başka.
İkisinin arasında telefonla söylüyor ama bana mı söylüyor, çocuğuna mı söylüyor? Çocuk uyuyor diyorsun. Uyuyor çocuğu. Gösteriyorum çocuğu. Aşkım seni çok seviyorum. Kime diyecek uyuyor? Tabii oğlan uyuyunca kime deniyor Esra Hanım? Kime deniyor Zübeyde Hanım? Tabii ki karısına diyor. Karısına diyor. Evet. O zaman neden öyle diyor burada böyle konuşuyor? Burada işte annesinden korkuyor, açıklayamıyor. Ya anasına korkuyor. Çünkü kafasını dolduruyorlar. Çünkü ben oğlum kendi istedi, kendi evlendi ya. Ben yoksa bağ kalsa ben bunu neden sorduğumu da söyleyeyim Hatice Hanım. İstedi diye soruyorum, biliyor musunuz? Yani eğer böyle bir şey ise o zaman Zekeriya aslında karısından şüphelenmiyor, ailesi şüpheleniyor. Yok. Öyle mi? Evet. Ben şöyle bir şey. Ailesi değil değil, hepimiz şüphelenmiyoruz. Hepsi. Ben bir kere buraya gelip bu kanala başvuru yaptım. Başvuru olan kendi yaptı. Ben kendim, zaten ailemin hiç haberi bile yok. Hani. Ben geldim başvuru yaptım. Doğru, araştırılsın. Ondan sonra anne suçlu hani, çıksın dedi bana. Şöyle hani ya, kim yaptı, nerede yapıldı, hani araştırılsın, çıksın ortaya diye. Ondan sonra tamam Meral da aradığında Zeki. Hem çıksın abla. Meral gidelim şey deyince Meral çıksın. Sana gelmem dedim. Tamam ben de gelirim dedi. Değil mi arkanda? Gidelim dedi, değil mi? Dedi demedi. Şimdi bu arada tamam, ekibimiz, bu lafı söyle de sen niye itiraf ediyorsun? Ekibimiz senin iş arkadaşlarına görüşmeye gitti. Onlara da bağlanacağız biraz da. Tamam. Bu arada Meral'in dün abisinden de, erkek kardeşim abim mi Meral? Abinizden de şüphelenildi. Nedendi? Yani abisi mi acaba eve girmiştir? Eve girmişti. Zekeriya'nın başına vurmuştur. Zekeriya o yüzden mi saklıyor? Yakın bir aile üyesi diye. Evet. Şimdi abisi de hattımızda olacak. Eyüp Bey. Merhabalar Eyüp Bey. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Biraz sesinizi yükseltir misiniz? Tabii. Olabilir, yükseltin. Şimdi Zekeriya ve Hatice Hanım'ın sizden şüpheleri var. Acaba Meral o gece sizi eve almış, siz de Zekeriya'ya vurmuş olabilir misiniz diye. Ya saçma sapan konuşuyorlar Esra Hanım. Sabahleyin 5.30'da kalkıyorum. 6.10 kala ben işe gidiyorum. Hı hı. Ben mesleğim börekçi. Hı hı. Yani niye öyle bir şey yapayım ki? Benim ne şeyim olabilir ki Zeki'yle? Yani bütün hiç sorunlarını mi sizlere anlattığı için Meral... En sonunda da belki ya, boşanma sürecine girecek. İki tane de Zekeriya'nın evi olduğu için böyle bir şey düşündü diyor. Ya herkesin malı kendine. Ne diyorsun şimdi, Zekeriya cevap ver. Nasıl duyamadım Esra? Zekeriya'ya diyorum cevap versene abisine. Ya şimdi ben niye bunu dedim? Yüzüne şimdi, bakalak söyle, kameraya bakalak dedim, söyle. Hani bir bayanın bunu yapmaya cesaret edemeyeceğini düşündüm. Ondan sonra. Hani, ya Zeki niye yapayım ki? Ya işte dedim hani ailesinden destek mi aldı? Hani niye böyle bir şey kalkışayım? Sen gerizekalı falan mıyım ben? İki tane çocuğum var. Biri 9 aylık, biri 3 yaşında. Evet. Sen kendini böyle bir şey yapar mısın? Ya ben yapmam. Ben yapamam. Niye ben, hani. Peki o zaman. Ben böyle bir şeyi bırak eşimin kafasına vurmayı. Böyle bir şey olabilir mi? Adem İnsan eşinin kafasına. Yani. Niye yıksın? Ya bir Müslüman bunu yapmaz ben yani. Kalkıyorum, işe gidiyorum. Altıyorum bana iş buraya, başı yapıyorum. Biz, tamam mı? Herkes şeyinin peşinde. Biz niye buraya geldik? Peşinde. Biz niye buraya Meral'in üzerine yöneldik? Deliller evi gösteriyor. Şimdi doktorlar diyor işte 6 saat önce olmuş. Ondan sonra 6 saat önce biz nerede evdeydik? Yani o yüzden biz kardeşim bak sen bu şekilde onu bunu suçlayarak hiçbir yere varamazsın da şey yapamazsınız. Ya adli tıpa niye göndermiyorsunuz? Sen delillerin var madem elinde. Merdane diyorsunuz, öyle. Bilmem ne diyorsunuz. Neden göndermiyorsunuz bunları? Aynen öyle. Ya adli tıpa biz gönderemek ki onu. Onu savcılık gönderecek. Şimdi bakın o gün yoğun bakın. Savcılık? Ama bakın evde bunu bekletiyorsunuz. Siz hala o merdane dediğin şeyi evde bekletiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey. Burada bir hem suç duyurusu yapılması lazım. Bir de orada direkt ameliyata alınıyor. Yani orada belki kemikler kaybolmuş olabilir diyor hocalarımız. Yani beynin içinde kırık kemikler var ya o saklanmamış olabilir. Çünkü adli tıplık bir olay gibi gözükmüyor. İlk başta ya, sadece beyin kanaması olarak bir gözüküyor. Bir gerek yok. Zaten Zekeriya Bey gittiğinde gerekli filmler, tomografiler vesaire çekilmiştir. Orada zaten o kemiğin nasıl kırık olup olmadığı görülmüştür. İlla buna bir adli inceleme yapılmasına gerek yoktur. Zaten, zaten o orada rapor yeterlidir. Bu nasıl çıkacak o zaman ortaya? Bu nasıl çıkacak o zaman? Şimdi zaten raporda yani bir şekilde çıkacak ama için sürekli de karısının yapmayan karısının üzerine atılırsa bu olay nasıl çıkacak? Olan çocuğumuz olacak, bize olacak, yuvamız yıkılacak. Her şey araştırılacak ki ona göre çıkacak ortaya. Bu olay yeri incelemesi, kamera kayıtları, evet, sorgulamalar, sonra çapraz sorgu yaparlar, emniyetin görevi ortaya bu. O yani şekilde çıkacak. Şimdi çünkü sonuçta hastane aslında raporunu vermiş. Yani adli tıp raporu bundan farklı bir şey çıkmayacak. Hastane raporuna göre zaten darp var. Yani daha farklı bir şey yok. Peki size göre kim yapmış olabilir bunu? Eyüp Bey. Vallahi ben orasını bilmiyorum ama ben hastaneyle bu
doktorlar iş yeriyle hastane arasındaki bir çelişki var benim kafamda, bir şüphe nasıl var. Nasıl bir çelişki? Nasıl bir şüphe var? Ya raporun üstünde oynama gibi mesela. 2 saatlik, 3 saatlik olayı mesela 5-6 saatlikte yazdırmış olabilirler. Rapor üstünde yani niye oynama yapsınlar? Neden oynama yapsınlar raporda? Ya orada insan kaynakları olsun, ne bileyim o şeyler falan olsun, hep sonralardaydı o gün. Yani neden araştırılmıyor? Peki neden böyle biri suç atmaya çalışsın eve? Belki iş kazası olabilir. İş yerinin orada... Sandıka başkanları yani, gelmiş hastaneye. Yol paralarını bir şey olabilir mi? Mehmet olabilir. Hocam güvenlik kameraları da var. Bunlar neden araştırılmıyor ki o zaman? İkide bir, ikide yani bir. Direkt orada kardeşimiz. Bir dakika, bir hoca konuşuyor. İkide bir şunu söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki efendim işte iş yeriyle hastane arasında hep bir şey olmuş. Hep onu söylüyorlar. Mu? Hatta yani siz değil, Meral Hanım da bunu söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle mevcut bulgular iş yeriyle hastane arasında bir şey olduğunu, hele ki hastanede bir yanlış uygulama olduğunu kesinlikle göstermiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. İkincisi 6 saat önce oldu diye söyleniyor. Aslında o 6 saat önce olmuşluğundan ziyade 6 saatlik süre içerisinde bir şey oldu demektir. Evet doğru, bu evde de olabilir, iş yerinde de olabilir. Ama iş yerinden hastaneye nakil esnasında isteyerek veya bilerek özellikle sağlık çalışanları tarafından bir şey yapılması söz konusu bile değil. Çünkü böyle zaten şey bayılmış. Hayır. Bu yüzden yani zaten evet, bilincini tabii. Kaybetmiş birini götürüyor. Yani orada bir hastane şey olamaz. Hastane niye yapsın? Siz diyorsunuz ki ben niye yapayım? Evet doğru. Peki hastane niye yapsın? Doktor niye yapsın? Burada sadece iddia edilecek şu olabilir. Hekim hatası vardır. Hastane hatası vardır. Onlarla ilgili zaten gerekli suç duyurusunda veya da şikayette Zekeriya Bey'in kendisi bulunması lazım. Zaten dün hocamız tamam da... Tamam işte araştırılsın, bakılsın. Suç duyurusunda bulunsun, bakılsın. Adli merciler var, savcılar var, bilmem zaten neler var yani. Zaten yayınlarımız bunun için yapılıyor. Eyüp Bey, şimdi araştırmalar yapılmış, kamera kayıtlarına bakılmış, rapor tekrar bakılmış. Diğerleri, diğer acil doktoru ne demiş, o hepsine de bakılıyor. Ve bakıldığında tabii. Yine sonuçlar oklar evi gösteriyor. Yani kamera kayıtlarına falan bakıldı ki iş yerinde hiçbir şey yok. Mescide girerken bir şey yok, iş yerinde bir şey yok. Servisten inerken yok, servise binerken yok. Servise giderken sadece ayaklarında bir böyle karışma oluyor. O da evden çıkarken, yani izledik o görüntüleri de, belki siz de izlemişsiniz. Evden çıkarken zaten sersem gibi, yani böyle bir kafası karışık, karmaşa içinde çıkıyor. Esra Hanım şunu söyleyeyim, iş yerinde eğer bir çarpma, vurma, darbe söz konusu olsa mevcut kameralarla o kişi elinde sert bir cisim bulundurmak zorunda. Bu kolay kolay yumrukla meydana getirilebilecek bir olay değil. Hı hı. Sert bir cisim olması lazım. Biz buna ezici alet yarasıyoruz. Ezecek bir alet. Bu da birisinin elinde bir aletle girdiğini, bir şey yaptığını kameraların tespit etmesi lazım. Ama orayı lazım. Kamera göstermiyormuş hocam. Yani tespit etmesi lazım. Kamera göstermemiş orayı. Kameranın gösterdiği alanda da kişinin içeriye girip girmediğine dair indirekt bilgi elde edilir. Savcılık tarafından da yapılan incelemede herhangi bir durum olduğu ortaya çıkartılmamış. Dolayısıyla bu konuda bir şey söylemek çok zor. Hı hı. Yani iş yerinde bir şey olduğunu söylemek gerçekten zor. Eğer olmuş olsa muhakkak ve muhakkak mescidi kamerayı yani gösteren bir kamera olmasa bile o kamera mescide doğru gidecek olan kişilerin iş yeri içerisindeki bir kameraya takılması %100'dür. Elinde bir şey vardır, bellidir, anlaşılır bu. İlla ki mescidin içerisini göstermesi şart değildir. Peki Neslihan hocam, Hanım bir de varmış ben, hattımızda. Bir dakika şey Zübeyde Hanım, bir saniye. Neslihan Hanım varmış hattımızda, bir şey sormak istiyormuş kendisi. Neslihan Hanım. Alo. Zekeriya'nın kız kardeşi Neslihan Hanım. Evet. Buyurun Neslihan Hanım. İyi günler Esra Hanım. İyi kolay günler. Gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Buyurun. Esra Hanım, ben şimdi dünden beri diyorlar ki yok aile yaptırdı bu, aile yaptırmış olabilir mi? O aile yaptırmış olabilir mi diyor. Malı için. Evet. Sizlerden bahsediyor yani. Evet. Kendi ailesi yapmış mıdır malı için? Öldürmek istemiş midir Zekeriya'yı? Ben şimdi Meral Hanım ve Zübeyde Hanım'a şunu sormak istiyorum. Zübeyde Hanım özellikle iddia ediyor. Zekiye abime yani nikah bana mı ya da bizim ailemize mi Zeki'nin mal varlığı benim üstüme kalacak? Meral ama siz mi evli? Siz sürüyorsun. Bir şey olmuş olsa bütün Zeki'nin bütün mal varlığı Meral Hanım'a kalıyor. Bu kadar niye Meral Hanım'a kalsın ya? Mal varlığını düşünseydim ben adamla evlenirken maaşını sorardım. Hala daha iftira atıyorsunuz. Sordunuz Meral Hanım. Bana nerede sormuşum? Geçin. Sor kardeşim. Bunları bir geçin. Tamam mı? Sizin sor kardeşim. Ya. Evinin olduğunu bir tane biri önce dinlemesini öğren. Sonra konuşma. Benim de var kız evim. Benim evim var. Benim evim yok. Benim evim var. Merak etme. Başınızı açarım evinizi koyunuzu. Beni bir saniye dinle. Siz bir dinleyin. Ondan sonra tamam, konuşma. Ama siz mal mülk
her bir dakika, şey... bir durun. Neslihan Hanım'ı duyamıyorum ki. Neslihan Hanım, ha söyle. Esra Hanım, o zaman neden abisini benim kardeşimin diğer küçük evine yerleştirmeye, kiraya almaya neden kalktı o zaman abisini? Hayır. Yazıklar olsun sana. İyi mi? İyi mi? Gerçekten bak, yazıklar Meral olsun. Hanım, benim ses kayıtlarım var. Ben kanıtlarla geliyorum size. Bak bizdeki dedi ki ben ayrılmak istiyorum. Hani istemiyordum. Böyle konuşma bir dakika. Ben Neslihan Hanım, Neslihan Hanım bir durun. Şunu bir tekrar izleyicilerimiz de anlasın. Siz demek istiyorsunuz ki Meral Eyüp Bey'i Zekeriya Bey'in evine kiracı hayır olarak koymak istedi, öyle mi? Koymak istedi. Hayır. Evet. Sakın bu... orada hayır hayır demesin. Yalan yalan demesin. Bir yalan ya vermemiş. Ya kes sesini be. Hayır, yalan, sen yalan, her şeyi söyledin. Her şeyi takip ediyorsun. Zaten. Bir dakika bile durmadın. Çenen durmadı. Bütün her şeyi sen karıştırdın sen. Evet, sen karıştırdın. Bir gün ben senin evine gelip de falan. Nerede gelmedin? Öyle demeyecektin o zaman. Kuru baş gezersin diye bağırmayacaktın. Ben sana bunu da atarım. Seninle benim konuşmama bilgim var. Allah Allah. Ama burada söylemeyin canlı yayında. Eyüp Bey'e soracağım. Bir dakika Neslihan Hanım. Eyüp Bey, beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Siz Zekeriya Bey'in bir tane evine kiracı olarak geçmek istediniz mi? Hayır, ne alaka canım? Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum. Benim işime yakın burası zaten. Ne işim olur ki orada? Zekeriya, böyle bir şey oldu şimdi, mu? Şöyle, ben Meral'le ilk konuşmaya başlamıştım. Ondan sonra... Sesini yükselteceğim. Konuşmaya başladığımda... Avcılar'daki ev boşalmıştı ondan sonra. Senin evin değil mi? Evet. Avcılar'daki evet. Senin evin. Evet. Ha. Meral dedi hani abim dedi oraya dedi kiracı olarak gel şey yapsın dedi oturursun dedi. Ondan sonra ben de Meral dedi ki abim sonra kiracı olmaz dedi ki. Olsun dedi. Sonra bana dedi ki konumu at dedi. Mesafeyi bir bakalım dedi. Ondan sonra ben de konumu attım. Ondan abisi dedi hani uzak diye şey yapmadı. Yanaşmadı. Yanaşmadı. Yani dedi iş yerime de uzak dedi. Ondan sonra uzak kalıyor dedi. Şey yapmadı yani. Yani abi zaten aslında... sürekli ev ev diyorsunuz. Sürekli evleri öne sürüyorsunuz. Benim adamın evinde gözüm olsa, parasında olsa ben ilk maaşını sorardım ya. Yazıklar olsun size. Bu evi öne süren sizsiniz sadece. Niyeyse başladık. Öyle mi Hatice Hanım? Canlı yayına başladık, başlayalım mal varlığı diyorsunuz. Ya zaten nasıl bilmiyorum. Sürekli bizim, mal varlığı bundan diyorsunuz. Bilmedik biz bu konuyu ki. Biz bundan nereden... Adamın katilini arıyorsunuz. Madem kafesine vurasını arıyorsunuz. Niye mal varlığını karıştırıyorsunuz ortaya? Niye benim kocama kim vurdu onu araştırmıyorsunuz? Sadece karısı vurdu, mal varlığı elinde. Niye mal varlığı? Çünkü senden bu yüzden şüpheleniyorlar. Niye şüpheleniyorlar? Sen zaten arazi iyi olmadığından nereden dolayı. Nereden iyi olmadığından? Siz zaten kocan arazi iyi değildi. Avgandı nerede güzel. İyi değildi? Öyle koynuma mi? Da mı sen giriyordun? Yok canım. Koynuma da mı sen giriyordun? Ya bırak koynum oyunu Allah ben koynum oyunu istemiyorum. Ne Allah Allah ne tövbe tövbe. Ne tövbe tövbe. O millete iftira edersen. Zekeriya dedi ya ben boşanmak istediğini söylemiş. O bizi iftira atarken dinliyor musunuz? Tövbe tövbe demiyorsun. Kim ne oldu ne düşündünüz? Söyle bakayım Filiz sana bir söylüyor. Allah Allah. Esra Hanım çok ayıp ediyor. Yani koynuna lafını o senin annen ne olursa olsun o senin annen. Benim annem bir taneydi o da öldü. Ama senin bitti. Kocanın annesi. Kocanın annesi olabilir. O şekilde cümle olabilir. Kuramazsın. Bana namusuma laf atıyorsun. Bir de Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Zeki'nin evleri evlenmeden önce alındığı için eğer ki Zeki'den ayrılırsa, şeyden ayrılırsa, Meral'den ayrılırsa Meral hiçbir hak talep edemeyecekti. Ama Zeki ölürse mal varlığı Meral'e kalacaktı. Bu bir. İkincisi de dün değil. Yani bir dakika. Sen nereden şeytan mısın? Demek ki sen kocanı öyle öldüreceksin. Saçmalama. Saçma sapanla konuşma. Şeytan olan sensin. O zaman? Bir de Esra Hanım. Bir dakika bir tek tek. Sen demek istiyorsun ki Zekeriya'nın evi önceden alındığı için boşanırlarsa onun bir hakkı yok. Gerçekten çünkü mallar evlendikten sonra elde edilen mallar yarı yarıya bölünüyor boşanırken. Ama Zekeriya ölürse tüm evler Meral'e kalacaktı. Evet bir de Esra Hanım. Bir cevap versin Meral buna. Meral bir cevap versin. Ne diyorsun Meral bu iddiaya? Yalan, iftira. Ben niye alayım, niye isteyeyim? İstemedim de almadım da niye yapayım zarar vereyim? Siz böyle bir şey düşündünüz Hatice Hanım. Ya zorunuz derdiniz mal varlığı adam şu bu. Ya ne kadar çok biliyorsunuz iftira atmayı bir insana ya. Sanki gözünle gördün değil mi abla?
Ben gözümle gördüm demiyorum. Her yere gönderelim diyorum. Meral bir saniye. Hadi. Ben yorumlarımı söylüyorum burada. Kendi düşüncemi ifade ediyorum. İyi de ama kendi düşüncen yanlış düşüncen o zaman. Bir de Esra Hanım benim dikkatimi çeken ne? Dün değil önceki gün dedi ki kesinlikle boşanmıyorum dedi. Seni cinayete teşebbüsten suçlayan bir aileye hala niye boşanmıyorum diyorsun? Ne demek niye boşanayım? At başından gitsin madem öyle. Niye boşanayım? Bana iftira atarken ortaya çıkmadan ben işte niye boşanayım? Diyorsun ya boşanmam. Her asla şey boşanmam çıksın. Diyorsun. Niye sen seni suçluyorlar boşansana niye boşanmıyorsun? Benim suçsuz olduğum ortaya çıkacak ondan Meral sonra de burada şey aslında ortaya çıksın diye burada. Evet gerçek, ben orada buradayım zaten. Niye gerçek ortaya çıksın dedi diye. Dedi ki kesinlikle boşanmıyorum dedi Esra Hanım burada. Hayır her şey bağıra ortaya bağıra çıksın dedi. Şimdi belki Meral dedi. Bir şey yapmadığı için boşanmıyorum diyordur. Ya boşanmıyorum Esra Hanım. Ya da Zekeriya'yı hala seviyorsun sen. Sevgi de olabilir. Niye olmasın Esra Hanım? Tabii olur canım onu soruyorum. Sen seviyor ben musun Zekeriya'yı? Ben 2 senelik evliyim. Niye sevmeyeyim ki kocamı? Seviyor musun kocanı Meral? Yani seviyorum diye sevmeyeyim. Namusuma kadar iftira atacaklar. Bak Zekeriya ilk defa güldü. Hoşuna mı gitti Zekeriya? Adamlar diyor ki namusuma kadar iftira atıyor boşanayım. Niye boşanayım gideyim Esra abla? Sen halen seviyor musun Zekeriya'yı? Evet. Tamam. Bak, ben Zekeriya... niye konuşayım? Ben sizinle niye bak, geleyim konuşayım? Niye biliyor musun? Şöyle olabilir. Çünkü ben hiçbir zaman eşime... Birbirimize saygısızlık yapmamışız. Zarar vermedim bak zarar vermedim. Ondan sonra. Ya eşimi rahat ettirebilmek için ondan sonra elimden gelen her şeyi yapıyordum. Ondan sonra. Hani ne oldu Zekeriya sen de duygulandın. Evet, ya ben çünkü... duygulanma çocuğumu üzülüyorum çünkü yuvamız yıkılacak öyle görünüyor bundan sonra ya çocuğumu üzülüyorum ya işte az önce çocuğumu gördüm bundan sonra ya çocuğu gördüğüm zaman dünya başıma uçuyor dayanamıyorum sizin aslında sonra, hani burada hani, diyordunuz ki düğünde de problemli falan ama ben sizin düğün fotoğraflarınızı videolarınızı gördüm onu bir gösterelim çok mutlu gördüm orada bir gösterelim evet, düğün videolarını çünkü bir düğün videolarını görelim. Fotoğrafları bu da. Bayağı da güzel olmuşsun Meral. Benim kız kardeşim çok zaten her zaman güzel ama bununla mahvettiler. Bu olay bizi mahvetti. Evet. Hatice Hanım mı mahvetti her şeyi? Her şeyi mahvetti. Ben mahvettim. Bir de ben. Ortalığı karıştı. Bir de bana bakın. Kızım hem suçlusun hem suçlusun. Daha da gücünüz var sizin ya. Ay, her şey ortasından bulamıyor. Keşke nereden buldu oğlum da nereden bulmadı başına ya. Sen kendileri mi tanıştılar? Bunlar kendiler tabii ya. Ben de düğüne gittim. Hı-hı. Ben pandemiden dolayı zaten İstanbul'a gelemedim. Çocuklar göndermedi beni. Bak testi kırıyorlar. Neydi bu bereket olsun para olsun diye miydi testi kırma? Bolluk olsun. Emin bereketi gitmesin. Bolluk bereketli olsun diye. Güzel olmuş Meral. Benim evet. Bu oğlum da bağlanacaktı bugün Cemalettin'e mi? Bağlarlar şimdi bizim arkadaşlarımız. Bağlar. Müziği açsanıza bu ne sessiz? Görünce üzülüyor insan ya. Üzülmem ne gidi ne yaşına yani anılar da bunlar yani. Ne oldu duygulandınız mı? Ha Meral? Oğlum yaşlandı 2 senede. Geçti, oğlum gitti. 2 senede yaşlandı diyor Hatice Hanım. Ya sen onu söylüyorsun adam videolarını seyrettiğinde kendinden geçtiyorsun. Ya aklı şimdi başında yok onu yok. Eski durumu değil eski durumu sağlık durumu değil. Yok onun. Benim şimdi. Normal değil. Hani, söyle Zekeriya. Ama şimdi ben de baksana geçtim yani. Yani şu bu olaylardan dolayı. Ondan sonra çöktüm yani bayağı bir çöktüm.
Tabii çok zor bir ameliyat yani. Geçirdi. Peki Hatice Hanım, Meral hani başlarda iyi bir gelin miydi? Telefondan konuşuyorduk, iyiydi. Öyle konuşmanın sözünden. Bak birlikte fotoğrafınız var, baksanıza. Bizim mi? Bak sen de çok mutlusun. Nerede onu bir ekrana versenize. Gördün mü? Düğünde annem de oynadı, annem de oynamıştı. Annen de oynamıştı düğünde. Oğlum ne bileyim ben bunun olacağını. Oynadım bunun olacağını tabii. Nereden bileyim sevindim, diyor. Sevindim, mutlu oldum yani. Tabii insan tabii çocuğunun onun üretimi görmek ister. Mı? Çocukların düğünde. Hiçbir kimse de oynamadım ha. Benim dördüncü çocuk bu, evlenmezse mi? Hatice Hanım ya bir şey yoksa, ya Meral bir şey yapmadıysa? Keşke yapmamış olsa benim inşallah. Hatice Hanım Meral'i çok sevmiş. İnşallah. Sevmişsin sen. Ha? Sevdim tabii, severek isteyerek aldım. Oğlum konuşuyorduk, nişanlıydı. Oğlum bana anlattıkça. İşte onun için doğruları bulmuş. Oğlum sev ya sen dedim. Oğlum dedim. Ben saygı durayım, ben onaylarım zaten dedim. Bak bana sorma da almaz zaten oğlum. Sen seviyesin, istiyesen dedi anneydi. Peki Hatice Hanım. Söyle. Sen seviyordun gelini falan, fotoğrafları var ama. Hiç acaba Meral değildir diye düşünüyor musun? Ya ilk başlarda çok aklımdan geçiyordu. İnşallah, şimdi? İnşallah o çıkmaz dedim. Şimdi? Şimdi hiçbir şey düşünmüyorum, ortada. Her şey ortada, kesin Meral diyorsun. Ya kesin demiyorum. Onun demesine karşı hastanene iş yeri diye. Ben de tabii takılıyorum oralara. Peki bu uyur gezer iddiasına ne uyur diyeceksin? Uyur gezer iddiası yok oğlumun. Uyur gezerliği yok. Öyle bir şey yok. Kız kardeşleri, abisi hepsi bağlansın söylesinler. Aile tanımaz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz uyur gezer iddiasına? Ha, Kadriye Hanım. Şimdi Esra Hanım, ben Zeki Bey'le geline bakıyorum. Gelin o kadar hanımefendi duruyor, şey duruyor. Ablası diyor ki balkonda uyurken buldu, şimşek çıkarken, evet. Yağmur yağarken diyor. Uyurken aldı içeri diyor. Bunlar hayır diyor. Ben evet. Şurada var ya, kaynana terörü görüyorum. Görünce terörü görüyorum. Gerçekten bu. Ağası evet. Yok. Bak şimdi yok, tek taraflı konuşuyorsunuz. Zeki Bey öyle bakıyor ki karısına, öyle bakıyor ki. O bir anne, Meral bir anne. Onu öldürseydi kocasını, cezaevine gittiği zaman o çocuk ne olacaktı? Evet. O çocuk ne olacaktı? Düşünmüyorlar sen işte. Sen annesin de, o anne değil mi? 35 yaşında diyor, evlendim diyor. Yani kimseye almadım diyor. Adamı öldürmek için mi aldı? Doğru söylüyorsun. Ya, oğlum, baştan öldürmek için almadı. Sonradan verdi bu kararı. Bu planlanmış istatti. Boş konuşmadı senden. Boş konuşmuyorum. Yok korum getire, kaynatır yazıyorsun. Bundan başka benim kendim yok mu evde? Öyle bir şey olamaz gelin, ya. Gelin olamaz. O bir anne gözünden bak. Hanım hanımcık oturuyor. Bir nedenler gördük biz buradaki. Abla gelininize siz karışabilir misiniz? Hep telefonla edip de oğlum işine karışmam diyebilir misiniz? Bak şimdi bak. Uyuyor muydu bebek? Bak bak. Ağlama. Ya. Adaletli konuşun. Adaletli, haksız konuşma. Ağlama. İçi bana bak. İçi seni ya, dışı seni yakar, içi beni yakar. Anladın? Bak Zekeriya bak. Hiç ağlama. Ağlama. Yapmadım çünkü. Yapmadım. Bak. Ağlama. Arkandayım her zaman. Ben senin hem ablanın hem annenin. Elimine yetiştirdim seni. Sen de yok var. Öyle vicdansızlık. Korkma. Ama çok pişman olacak. Çok ayaklarını öpecek. Kim öpecek ayaklarını? Ben gelin ayağı öpmedim bu zamanlarda. Gelin 100 tane var dışarıda. Adam olacak. Kendisi insan olsun, bir şey olmaz. Ben de sevmeyerek aldık demeyeyim herhalde. Severek isteyerek aldık. Boyuna iftira atıp dökmen, doğru konuşun bak. Haksızları, adaletsizleri çok yapıyorsun. Kendine gel. Ahirette de yatacak yeri yoksa. Senin yok. Ahiretten cehennem zaten. Senin yok. O kadar böyle dili babuş gibi gelin olmaz. Anladın? Niye zoruna bak, mı gittin? Bak bak oğlunu nasıl Zekeriya? Gel otur Zekeriya, otur. Otur. Sevebilirsin evladım. Tabii ki sen. Ay. Oh, evladım sevebilirsin yavrum. Ablası. Tabii çocuktan da yeni evliler. Ayrı evet. Kalıyorlar. Zekeriya hep yetim büyüdüğü için çocuğun böyle yetim olmasın diye de tabii hep söylüyor, düşünüyor ya oğlu. Bu zaten böyle şöyle yani temiz kalpli olduğundan dışarıdan gelecek, nereden yanlış gelecek anlayamıyor çok. Kafası basmıyor. O yüzden şey yapıyor yani. Biraz da hocam kafası kırılandı böyle oldu. Çok değişti çocuk. Oğlun söylüyor mu baba diye? En son abi dedi abla. En son abi dedi. Göremedi ki 3 aydır yanında değil, görmüyor. Ne kadar kapıyı bekliyordu, konuşsa, işten gelecek diye kapıyı bekliyordu. Ameliyattayken her akşam omzunda baba geziyordu. Baba bağırıyordu ama. Her akşam omzunda geziyordu babası. Bir dakika Zübeyde dur. Heh. Ameliyatta sürekli kapıya gidiyordu. Her zil çaldığında baba diyordu. Kapıya yöneliyordu.
Ama bu ben Kırıkkale'ye gittim. Tanımıyor. Eşim köye gittiği için görmediği beni için. Tanımıyor şu anda beni tanımıyor. Tanımıyor ben, abi diyor. Ne kadar görüntülü konuşsa batmıyor. Tanımıyor şu anda beni, yabancılıyor. Ama çok uzun zaman olmuş evet, ya. Evet 3 ay abla. 3 ay kolay bir şey değil. Ne kadar çünkü telefonda konuşsa hocam şimdi görmeyince ne olacak? Çocuğu köye götürdük, çalıştırdık. Bize geliştirdi olan para kazanmışsın. Çalıştırsan bana. Bir dakika bir dakika. Kadınlar hiç susmuyor ya. Bir adamcağız konuşsun, bir duygusunu söylesin. Ne diyorsun Zekeriya? Beni tanıyamadı dedi. Az önce kucağıma aldım dışarıdan. Ondan sonra ben de kucağımda biraz durdu ama inmek istedi kucağımdan. Ondan tanıyamadı yabancılıyor, seni. Yabancılıyor beni. Yabancıladı seni. Ya, yabancılıyor. Çok zor bir şey ya. Bu gerçekten içinde olduğunuz durum çok zor bir evet, durum. Evet zor bir durum. Ben yani hele bir de gerçekten Meral de hani şimdi bir şey diyemiyorum ben. Meral gerçekten bir de suçsuz düşünün bu. Suçsuzsa bu kadar ayrı bebekleri var. Baksana yani bu çok zor bir şey sizin için ya. Öyle değil mi Hatice Hanım yani? Ya zor olduğunu ben de biliyorum. Ama ben bunu zaten onlardan fazla ben anlarım. Ama çocuğun kafası böyle olmayınca ki ne? Mecburuk yani biz. Mecburuk da olan. Tabii sen de evladını kim yaptıysa bu ortaya çıksın istiyorsun. Ortaya çıksın. Oğlumun sağlık durumu iyi olması lazım. Uzmanla böyle olacaksa hiç evlilik yapmasın. Hep ayrı tek kendi dururken böyle bir şey yoktu. Hiç başına bir şey geçmedi bu zamana kadar. 25 sene İstanbul'da benim oğlum. Ben hatta evine gelecek oğlum yalnız başına. Oğlum eve gitme. Evlenince öyle gidersin dedim. Göndermedim. Kızımın orada yattı. Benim kızım orada. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Zekeriya'nın böyle duygulandığınız ikiniz de. Biraz çocuğunu sevsin Zekeriya. Bizim ekip arkadaşlarımız da iş yerine gittiler. Bir baksınlar bakalım iş yerindekiler ne diyecek. Belki oradan da bir farklı bilgiler alınmıştır.